meslek ömre yayılan bir süreklilik ifade eder. Deneyim ayrı bir meseledir. Süreklilik ayrı bir meseledir. Bir meslek değil. Hazreti Davud Aleyhisselam demirci oldu. Hazreti Davud Aleyhisselam marangoz olduğu gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de tüccar. O tüccar bir peygamberdir. Onun mesleği ticarettir. Resul-i Ekrem'in Mekke'deki ticari hayatını duymuşsunuzdur. Ortaklarından bahsediyoruz. Medine'ye gittikten sonra onun modeli, yaşam modeli Medine'dir. Hatta gölgelensinler diye çadırlardan oluşan bir çarşı, o kadar güzel bir çarşı inşa eder ki ashab öfkelenir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bundan mutluluk duyar. Kardeşler, biz Bismillah toplumuyuz. Nedir Bismillahirrahmanirrahim? Rahman olan Allah çalışana verir. Müspet bak dünyaya. Pozitif ol. Yüzün gülsün. Müspet davranışlar çeker. Senin yüzün gülüyorsa insanlar etrafında toplanır. Çalışana verir. Rahim olan Allah. Bir kat değil, 5 kat veriyor. 10 kat veriyor. Belki 100 kat veriyor. Öyleyse iş yapınca önce engeli değil, imkanı düşün. Bir. Engel değil, imkan. Allah Rahman'dır diye başlıyorsun. Önce aklına gazap geliyor Allah aşkına. Beni engelleyecekler, rakiplerim var, beni yenecekler, ben nasıl yapabilirim falan. Hepimiz Abdülimkan olduk Allah muhafaza. Mümin, imkana boyun eğen değil, imkanı yönetendir, imkanı üretendir. İkincisi, biz ham toplumuyuz. Elhamdülillah diye her işe başlıyoruz, doğru mu? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyoruz. Kaybedince çökme. Kazanınca coşma. İtidalı koru, uçağın havada kalır, yol alır. Ham budur. Çökünce bittim demiyorsan, kaybedince bittim demiyorsan, çok kazanınca hep ben kazandım demiyorsan, yolculuk hizasında devam ediyordur. Bu ham toplumudur. Bunun dışarıya yansıması 2 türlü. Allah'a şükür, kula teşekkür. Allah'a şükret ve buna vesile olan kullara teşekkür etmeyi unutma. Bedevi şükrü bilir, teşekkürü bilmez. Der ki Allah sana verdi, sen bana veriyorsun. Uygar da teşekkürü bilir, şükrü bilmez. Sen çifte kanatlısın. Allah'a şükret, kula da teşekkür et.